Sinema Sohbetleri Özel'den herkese merhaba. Yine birlikteyiz ve sizlere 3 yeni film önermek istiyorum. Birinci filmimiz Roma. 2018 Amerika-Meksika ortak yapım filmin yönetmeni Alfonso Cuarón. Bu film hatırlayacaksınız geçen yıl 3 dalda Oscar kazanmıştı. Yönetmen filmin senaryosunu, görüntü yönetmenini ve kurgusunu kendi yapmış. Yapımda ise 4 yapımcıdan biri. Siyah beyaz olarak çekilen film radikal bir anlatımı seçmiş. Sinema tarihine baktığımız zaman 1940'lı yıllara kadar filmler hep siyah beyaz çekiliyordu. Sanırım yönetmen gerçekliği artırmak için siyah beyazı bundan dolayı seçmiş. Anlamı artırmak için, gerçekliği artırmak için. Film Meksika'nın orta sınıftan ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo'nun hikayesini anlatıyor. Merkeze Cleo'yu almasına rağmen olaya çok geniş bir perspektiften bakıyor. Yönetmenin 1960'lardan 70'lere Meksiko'da büyüdüğü yıllarda yaşanan olaylara dayanıyor. Filmde çok küçük detaylar var. Mesela köpek kakası temizleme işi hiç bitmiyor. Zaten film oradan başlıyor. Sürekli olarak uçaklar geçiyor fakat kimsenin çok uzak bir yere gittiği geldiği yok. Ama bu uçakları sürekli görüyoruz. Tabii kaka temizleme işlemini de. Film başlıyor ama uzun bir süre tarih ve yer belirtilmiyor. Arabalardan bunu biraz çıkarmaya çalışıyoruz. Bir Volkswagen arabadan 70'li yıllarda olduğumuz tahmin edilebiliyor. Dikkatli izleyicilerimiz bunu göreceklerdir. Film çok güzel, onu belirtmek isterim. Özellikle görüntülere bayıldım. Sahneler çok iyi tasarlanmış ve kurulmuş. Bir deniz sahnesi var ki inanılmaz güzel. Kalbiniz orada fıt fıt atıyor. Görenler ne dediğimi anlamışlar. Görecek olanlarsa bu söylediğimi izlerken hatırlayacaklardır. Elbette merkezde Cleo var ancak 4 çocuklu annenin dirayetini, sağlam duruşunu da es geçmemek gerek. Ayrıca nenenin karakterli duruşu, yanında çalıştırdıkları insanlara sonsuz bir destek çıkıyorlar. Mutlaka izleyin, harika bir film diye düşünüyorum. İkinci filmimiz Platform. Bu biraz çılgın bir film. 2019 İspanya yapımı. Yönetmen Galder Gastele Urrutia. Orijinal dili haliyle İspanyolca. Tür olarak korku, gerilim, bilim kurgu temalı demişler. Bence eksik tanımlamışlar. Film tam bir neo-sürrealist sinema örneği. Luis Buñuel'in bir İspanyol sinema yönetmeni olduğunu ve sürrealist sinemanın babası sayıldığını burada hatırlatmak isterim. Biraz ona bakabilirsiniz. Platform metafor dolu, yüksek ve çarpıcı bir film. İlk sahneden itibaren şok edici. Bir lokantanın mutfağında çalışan bir ordu şef ve mükemmel yemekler yapıyorlar. Film buradan başlıyor zaten. Sonra buranın bir hapishane olduğunu öğreniyoruz. El Hoyo adı verilen bir delik, dikey olarak inşa edilmiş bir hapishane. Her katta ikişer mahkum var. Mahkumların yemek servisi için kullanılan platform hikayenin ana merkezini oluşturuyor. Yukarıdan en seçkin şefler tarafından donatılmış olan platform her katta belli bir süre kaldıktan sonra bir alt kata iniyor. Böyle alt kata iniyor. Tabi burada filmi anlatmak veya çözümlemek istemiyorum. Sizlere filmi daha iyi anlamanız için benim filmi izlerken yakaladığım bazı ipuçlarını aktarmak istiyorum. Hapishaneye girerken mahkumların yanına tek bir nesne alma hakkı veriliyor. Ayrıca en sevdikleri yemeğin adı soruluyor. Hapishaneye giren kahramanımızın Cervantes'in ünlü eseri Don Quixote'u alması da bu hikayenin önemli bir metaforlarından biri. Kitabı okuyanlar bilecek, birçok hikayeyi içinde barındıran bir roman. Ben çok önce okumuştum ama bu filmi izledikten sonra tekrar okumaya karar verdim.
Monica Bellucci'nin oynadığı Persephone karakteri de çok ilginç. Filmin içinde birçok ipucu veriyor sonuna doğru özellikle ve kesinlikle mitolojiye bakmak gerek diye düşünüyorum. Filmin sonunda bir çocuk buluyorlar ki bir anne film boyunca bu çocuğu arıyor. Bu da ikinci Ramses. Mısır uygarlığını en üst düzeye çıkaran Firavun. Adaletli ve eşitliğe önem veren bir sembol. Bu çocuk üst tarafa iletilecek mesajdır ya da hediye veya kurbandır ya da hepsi bilemiyorum. Yani önemli bir figür diye düşünüyorum. Filmin sonunda kahramanımızın ilk üçlü arkadaşı ki bana göre bu şeytandır. Çünkü ölüyor sonra filmin sonunda tekrar ortaya çıkıyor. Şeytanın sayısı 666'dır. Dolayısıyla bu da yarı şeytan olsa gerek yani 330. kat olduğu için. Filmi ya izleyin ya da hiç bulaşmayın diyorum. Çünkü saçma sapan da gelebilir. Çok mesajlı, solcu bir film de izlediğinizi sanabilirsiniz. Bana göre film sürrealist sinemanın yeniden ortaya çıkabileceğinin işaretidir. Yani cesareti olan izlesin derim. Sizler için önereceğim üçüncü film Sarı Otomobil. The Yellow Rolls-Royce. 1964 İngiltere yapımı. Yönetmeni Anthony Asquith. Süre 122 dakika. Biraz uzun gibi gelebilir ama izleyince filme kapılacaksınız diye düşünüyorum. Film tam bir yıldızlar topluluğu. Rex Harrison, Ingrid Bergman, Shirley MacLaine, Omar Sharif, George Scott, Alain Delon, Jean Maru gibi birçok ünlü yıldızlar var filmde. İlginç bir film. Bir öneri üzerine bu filmi izlemiştim. Filmin ilk 35. dakikasında film bitiyor. Yani nasıl film yaptılar derken ikinci film başlıyor. Herhalde bunlar senaryoyu ayarlamadılar diye düşünürken film ilerliyor ve yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. Film sarı Rolls-Royce arabanın 3 ayrı sahibini anlatıyor. Amerika'dan başlayan macera İtalya'da, oradan da Yugoslavya'ya kadar gidiyor. Ve sonunda muhtemelen Amerika'ya geri dönecek bir araba. Konuyu şöyle özetleyebiliriz sanırım. Aynı sarı Rolls-Royce'un içinde farklı dönemlerde aşk aşamakları yaşayan 3 kadının ve bu kadınların hayatındaki 3'ten fazla tabii ki erkeğin hikayesini anlatan bir film. Evet, böyle bir film. Yani çok seveceğiniz bir film diye düşünüyorum. Nostaljik bir film. Yani lüks bir yaşamdan neredeyse devrimci bir harekete kadar varan bir maceranın filmi söz konusu. Evet, 3 filmimizi de önerdik. 3 filmimizin de sonuna geldik. Gelecek hafta yeni filmlerle buluşuncaya dek hoşça kalın, sinemayla kalın, sanatla kalın, evde kalın.